Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. 43.000 takipçim ve de üyelerim. Hepinize ayrı ayrı selamlar diyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hayatınızın ve de kalan ömrünüzde sizlere başarılar diliyorum. Bugün konum ise Ahmet Erdoğan abimiz o ustam dedi, üniversitelerde bari staj verseniz dedi, gençleri eğitseniz diye öyle bir yorum yapmış, güzel bir yorum. Yani günümüzde iyi usta bulunamadığını söylüyor. Ama YouTube kanalımda benim de takip ettiğim gibi sosyal medyada da birçok an ustalar var. Güzel bilgileri var. Arada yorumlar yapıyorlar tabii. Benim hatalarımda da ya da bilmediğim yerlerde de bana bilgi veriyorlar, tavsiye ediyorlar. Teşekkür ediyorum. Tabii kanalıma destek olmak niyetinde yorumla yapanlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için de kanalıma üye olanlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu arada staj eğitimi verebilir miyim? Onu tabii bilemem. O devletin işleridir ya da zaten kanalda tüm bilgilerimi, kendi öğrendiklerimi paylaşıyorum. Burada birçoğunuzun bildiği gibi benim ustam olmadı. Nasıl başardığım konusuna gelirsek mekaniklere merakım çoktu. Bir şeyin içini çok merak ederdim. Sökerdim, bakardım. Böyle böyle buralara kadar geldik tabii hayatımda. Tekstilde çalıştım, inşaatta çalıştım, ormanlarda hamallık yaptım. Eniştemle akrabalardan utanmamak için çöplerden tenekeler falan toplardık. O günleri de biliyorum. Okul dönemimde ayakkabı boyacılığı yaptım. İleri derece işitme kaybım arttığı için de okulu bırakıp İstanbul'a gitmek zorunda kaldım. Tabii İstanbul'da tekstil hayatına başlamıştım. Ama bu olaylar, bugünler mekaniği merakım hiçbir zaman yok edemedim. Mekaniğe merakım her zaman gelişti. Ve sonunda bir de baktım ki bir YouTube kanalım var. Orada eğitici videolar yapıyorum. Bir de 43 bin takipçim var. Bugünlere gelmişiz böyle yine. Dünyada öyle insanlar var ki hepsi filmlik gibi güzel hikayeleri var. Başarılıya giden yolları var. Böyle başarıya giden yollarda düz olmuyor. Gülün dikeni gibi dikenli 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 dikenli, o dikenleri açtıktan sonra gülle buluşabiliyorsunuz nihayetinde. İşte sadece benim kanalım eğitici değil ama YouTube'a da baktığınız zaman bir sürü eğitici kanallar var. Onlar da sizler de en az benim kadar biliyorsunuz. Başka ne diyeceğim? Başka bir şey diyemem. Yani Temel Ataş mesela ne dedi? Ben meslek okullarına gittim. Pek bir şeyler öğrenemedim ama çabalarımla bir şeyler öğrendim. Sonra da benim kanalıma tabii yeni buldu ve de yeni üye de oldu. Kendisine buradan selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok meraklı, bilim soruyor. Ben de elimden geldiğince cevaplıyorum. Temel Ataş öğrenmeyi çok hevesli. O yüzden hiç ben bilim kafasıyla yaklaşmıyor. Soruyor. Biz de cevaplıyoruz. Video isteği oluyor. Biz de mümkün olduğunca video yapmaya çalışıyoruz. Öğrenmek susmak değildir arkadaşlar. Tabii sormak, fikirlere açık olmak. Yani siz soruyorsanız, bilmediğini soruyorsanız bu sizi küçültmez. Aksini büyütür. Soracaksınız, öğreneceksiniz. Ben sormadan öğrenmeye, tabii benim dönemimde videolar yoktu biliyorsunuz. Ustam da olmadı. Merakımdan dolayı sök tak, yani bir şey parçalarsın ama bir arkadaşın yorumu da o kadar parçayı moleküllere ayırıyorsun, sonradan da onu nasıl topluyorsun diyor.
Tabii onu toplamak gerçek ustalıktır. Yani bilmediğiniz bir şeyi parçalayıp sonra da toplayıp başarmak, tabii onun hem mutluluğu vardır hem de onu başardıktan sonra devamı gelir. Başka şeyler yaparsınız. Orada da başarırsınız. Başara 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 bir yerlere kadar gidersiniz. En sonunda zaten yaşınız dolayısıyla dünyadan göçüp gidersiniz. Evet arkadaşlar, eğer zamanında YouTube kanalı olsaydı ve de ustam olsaydı daha belki başka yerlerde olabilirim. Bilgim daha hızlı öğrenmiş olabilirdim ama bu şekilde de başarmışsınız işte. Buna da şükür, çok şükürler olsun diyorum. Birçok takipçimle hayatımı paylaştım, yayla günlerimi paylaştım, ırmağa atlayışımı paylaştım, hastalığımı paylaştım. Birçok arkadaşlar neredeyse benim her yönümü tanıyorlar neredeyse. Bazı arkadaşlar da buralara nasıl geldin diye video istiyorlar. Yakında bir video kanalımda olduğu için ileride belki daha güzel bir video yapabiliriz, daha güzel bir anlatım olabilir. Neyse arkadaşlar, bu konuyu değiştirmeyelim. Konum işte neydi? Meslek okullarında eğitim vermek, staj vermek. Tabii bizim kanallarımızda YouTube kanal videolar var. Onları meslek okullarında örnek olarak gösterebilirler. Sıkıntı yok. Yani ders verirken meslek okullarında öğrenciler ders verirken video açabilirler. Videoyu nasıl anlatıyor veya nasıl bir başarı içine geldik? Bizim başarımız, bizim çabalarımız insanları, gençlerimize de ilham kaynağı olabilir değil mi? Bazı gençlerimizi de bilgisayarda oyun başından ayırabilir belki bu videolar. Sadece mekanik işlerini tamir etmek, bir parçayı tamir etmek sadece iş yapmak değil, aynı zamanda beyninizi geliştirmek, daha üretken bir yapınız olur, daha hızlı düşünürsünüz, aklınıza hızlı fikirler gelir, beyniniz bu şekilde gelişme olabilir. Ben öyle düşünüyorum ama sizde başka fikirler vardır. Neyse arkadaşlar, 7 dakika olmuş, size fazla zamanınızı almayayım. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.